Tekrar merhaba arkadaşlar. Ejective clause konusuyla devam ediyoruz. Geldik reduction'a. Evet, sınavlarda oldukça fazla test edilen, özellikle öğretmenlik alan bilgisi testi sınavında son yıllarda tense sorularıyla birlikte test edilen bir alan. Peki, nedir reduction ve ejective clause'larda nasıl işliyor? Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. The company offered cash to customers who accepted to read the ads. Biz bu cümleyi aşağıdaki şekilde kısaltabiliriz. The company offered cash to the customers accepting to read the ads şeklinde kısaltabiliriz. İşte burada bir nedir arkadaşlar? Ejective clause'un reduction'ı söz konusudur. Bir ejective clause'u reduce edebilmemiz için, yani onun reduction'ını yapabilmemiz için onun kesinlikle subject focused bir ejective clause olması gerekir. Peki, reduction'ın kurallarına biraz daha yakından bakalım. Arkadaşlar, örneklerde gördüğünüz gibi eğer relative clause aktif bir fiile sahipse ve subject focused bir relative clause'sa, tense'ler simple present tense, present continuous tense, simple past tense ve past continuous tense ise, biz relative clause'u fiilin gerund haliyle present participle haline getirerek reduction yapabiliriz. Örnekte görüyorsunuz. Orada arkadaşlar relative pronoun atılıyor ve relative clause'a ait olan fiil present participle şeklinde kuruluyor ve böylece biz ne yapıyoruz? Relative clause'u reduce etmiş oluyoruz. Reduction'ını yapmış oluyoruz. Bu söylediğim tense'ler için geçerlidir ve tüm aktif fiillerde bu şekilde present participle şeklinde kısaltma yapabiliriz. Relative pronoun'un dışarıda bırakılması kaydıyla. Peki başka reduction nasıl yapılabilir? Past participle'larla yapılabilir. Bu durumda arkadaşlar eğer tense'in continuous aspect'i yok ise, yani continuous bir yapı yok ise ve fiil pasif ise, biz relative pronoun'u dışarıda bırakarak, omit ederek ve relative clause'a ait olan verb'ü past participle şeklinde kullanarak kısaltmayı, reduction'ı yapabiliriz. Örneklerde görüyorsunuz. The problems which are solved in time will cause no more problems in the future gibi bir cümlede biz relative pronoun'u ve ona ait olan pasif yapmak için gerekli olan auxiliary verb'i dışarıda bıraktığımızda ne oluyor? Geriye kalan past participle'la reduction'ı yapmış oluyoruz. Bu dediğim gibi continuous aspect'e sahip olmayan tüm tense'ler için geçerlidir arkadaşlar. Ki aşağıda görüyoruz. The problem solved in time may cause bigger problems in the future şeklinde cümleyi kurabiliriz. Yani past participle'la biz reduction yapabiliriz. Bunun için pasif bir fiile ihtiyacımız var ve pasif fiil continuous aspect'e sahip olmayan bir tense'de çekimlenmiş olması gerekiyor. Peki devam edersek, continuous aspect'e sahip olan bir pasif fiili ile oluşturulmuş relative clause'da ne yapacağız? Örneklerde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu durumda relative pronoun'u atıyoruz ve being past participle diziliminden reduction'ı yaptığımızı görüyoruz. Örneğimizde Adam is the one being treated like a superstar nowadays de gördüğünüz gibi yukarıdaki relative clause'lar continuous aspect'e sahip olan bir tense ile çekimlenmiş fiillere sahip olan relative clause'lar being past participle şeklinde reduce edilebiliyorlar. Devam edersek, peki başka nasıl reduction yapılabilir relative clause'larla? Arkadaşlar örneklerde gördüğünüz gibi relative clause'un tanımladığı ismin önünde sıra sayıları, ordinal numbers varsa ya da superlative'ler varsa biz ne yapabiliriz? Relative pronoun'u atıp kendisinden sonra infinitive kullanmak suretiyle reduction yapabiliriz. Örneklerde görüyorsunuz.
He was the first person who landed on the moon. Ya da the second person, the third person who landed on the moon yerine he was the first person to land on the moon diyebilmeniz mümkündür. Devam edersek arkadaşlar yine örneğimizde gördüğünüz gibi he was the most successful person who landed on the moon gibi bir cümlemiz varsa he was the most successful person who landed on the moon he was the most successful person to land on the moon şeklinde reduction yapabiliriz. Devam edersek arkadaşlar relative clause'un ve main clause'un subjectlerin aynı olduğu object focus relative clause'larda eğer relative clause bir gereklilik, zorunluluk bildiren modula sahipse yine biz reduction'ı infinitive yoluyla yapabiliriz. Örneklerde görüyorsunuz I have a lot of work which I have to finish ya da which I must finish yerine I have a lot of work to finish diye demek mümkündür. Yine aynı biçimde eğer modullar bir pasif yapı sergiliyorsa orada biz de infinitive'i pasif olarak kurmamız gerekli. Örneğe bakalım hemen. I have a lot of work which has to be finished ya da which must be finished. Reduction'ı nasıl yapabilirsiniz? I have tons of work to be finished şeklinde reduction'ını yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiye kadar to be fiili dışında bir fiile sahip olan relative clause'larla ilgili reduction yapmayı gördük. Peki to be fiili varsa relative clause'un kendisinde reduction'ımızı nasıl yapacağız? Arkadaşlar oldukça basit. To be fiili ve relative pronoun'u omit ediyoruz ve reduction'ı elde ediyoruz. Ve to be fiili ve relative pronoun'u omit ettiğimizde elimize kalacak iki şey var. Ya prepositional phrase ya da adjective phrase. Ve onları olduğu gibi noun'dan sonra yazıyoruz. Örneklerimize bakalım. The books that are under the table are hers. The books under the table are hers. Gördüğünüz gibi relative pronoun'u ve to be fiilini omit ettim. Ve elimde ne kaldı? Bir prepositional phrase kaldı. İşte bu to be fiili omit edilerek elde edilen reduction'lardır. Yine bu alana girebileceğini düşündüğümüz, bu alana dahil edebileceğimiz appositive phrase'ler olarak başlıklandıracağımız bir çeşit reduction daha var. Appositive phrase'ler arkadaşlar adından da anlaşılacağı üzere açıklayıcı ifadelerdir. Ve bu açıklayıcı ifadeler ekstra bilgi katarlar. Dolayısıyla non-defining olarak kullanılırlar. Ve bunlar biraz önce ifade ettiğimiz to be fiili atılarak yapılan reduction'lardan non-phrase'ler olmaları noktasında ayrılırlar. Hemen örneklere bakalım arkadaşlar. Frederick Chopin, a Polish composer. Who was a Polish composer da diyebilirdik. Ama burada ne yaptık? Who ve to be fiilini attık ve appositive phrase elde ettik. Gördüğünüz gibi appositive phrase'in kendisi non-defining olduğu için virgülle ayrılmış cümleden. Diyerek devam eden cümlede bu şekilde appositive phrase'ler kullanmamız mümkün. Arkadaşlar appositive phrase'ler cümlenin sonuna da gelebilirler. Tanımladıkları isme bağlı olarak cümlenin başına da alınabilirler. Örneklerimizde hem cümlenin sonunda hem de cümlenin başında yer alabilecek appositive phrase'leri görüyorsunuz. Dediğim gibi biraz önce açıkladığımız reduction'dan farkı appositive phrase'lerin onların birer noun phrase olması. Oysaki diğer açıkladığımız reduction'larda adjective phrase ve prepositional phrase'lerle karşı karşıyaydık. Evet arkadaşlar adjective clause'ları açıkladığımız bu video serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda artık başka bir konuyla karşınızda olmak üzere görüşürüz.